Şeklin çevresi 24 santimetredir. Eksik olan kenarın uzunluğu nedir? Bize alttaki bu şeklin çevresinin 24 santimetre olduğu söylenmiş. Evet, çevre 24 santimetreymiş. Yani buna göre, şeklin etrafında tüm kenarları boyunca kat edilen mesafe 24 santimetreymiş. Bizim asıl bulmak istediğimiz şey ise eksik olan kenarın uzunluğu. Eksik kenar dediğimiz, uzunluğu soruda belirtilmemiş olan kenardır. Yani şuradaki kenardan bahsediyoruz. Çünkü burada uzunluk yerine soru işareti konmuş. Herhangi bir ölçü belirtilmemiş. Buna göre soru işareti yerine kaç koyarsak, çevrenin toplam uzunluğunun 24 edeceğini bulmamız gerekiyor. Şimdi bildiklerimizle başlayalım. En üstteki kenarın 6 santimetre olduğunu biliyoruz. Artı soldan aşağı inen kenarın 5 santimetre olduğunu biliyoruz. Artı, alt kenarın 4 santimetre olduğunu da biliyoruz. Ve son olarak verilen son kenarın da 4 santimetre olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi, bunların hepsini bilinmeyen kenarın uzunluğuyla topladığımızda 24 santimetreye ulaşıyormuşuz. Şeklin tüm kenarlarının uzunlukları toplamı, yani 6 artı 5 artı 4 artı 4 artı bilinmeyen kenar 24'e eşit olacak. Şu toplama işlemini yapalım ve bilinmeyen kenarı bulmaya biraz daha yaklaşalım. Bunları istediğim sırada toplayabilirim. Genelde 10 elde edecek şekilde toplamayı severim. O yüzden öncelikle 6 artı 4 eşittir 10 diyorum. 10 artı 5, 15, 15 artı 4 de 19 eder. Şeklin çevresindeki 19 santimetrenin artık nereden geldiğini biliyoruz. Bunu şekil üzerinde de mavi işaretli kenarlar olarak gösterdim. Peki ne kadarlık bir uzunluğa daha ihtiyacımız var ki bu eksik kenarı eklediğimizde 24 santimetreye ulaşabiliyor olalım? Bunun matematiksel işlemini yapalım. 19 artı 1, 20 eder. Ve buna da 4 eklersek, 24 elde ederiz. Başta 1 eklemiştik ve sonraki 4'ü buna eklersek, demek ki toplam 5 santimetreymiş. Yani bilinmeyen kenar uzunluğunu 5 santimetre olarak bulduk. Çevrenin tamamının 24 olması için, şuradaki kenarın 5 santimetre olması gerekiyor. Hadi bir örneğe daha bakalım. Bu sefer denmiş ki, dikdörtgenin çevresi 32 metredir. Bir kenarı 11 metredir. Bilinmeyen kenarın uzunluğu nedir? Bu soruda da bilinmeyen bir kenar uzunluğumuz var. Bunu görselleştirelim ve buraya bir dikdörtgen çizelim. Evet, bir dikdörtgen aynen böyle gözükür. Dikdörtgenin bir kenarının 11 metre olduğunu biliyoruz. Bunu şuraya yazalım. 11 metre. Bu kenarın 11 metre olduğunu bildiğimize göre şu kenarın da 11 metre olduğunu biliyoruz. Çünkü bir dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Evet, bu iki kenarı biliyoruz. Fakat üstteki ve alttaki şu kenarların uzunluğunu bilmiyoruz. Bilinmeyen kenarlar bunlar. Peki bunların uzunluğu nedir? Yine bize çevre uzunluğu verilmiş bu seferki 32 metreymiş. Soruda bize çevre 32 metre denmişti. Şimdi buna göre 11 artı 11 ki bunları bu iki kenar için yazıyoruz, artı bilinmeyen bir sayı artı bilinmeyen sayı diyeceğiz. Çünkü bu iki karşılıklı kenar da yine eşit olacak. Evet, bu toplamın sonucu 32'yi veriyormuş. O zaman eşittir 32 diyelim. 32, çevrenin toplam uzunluğu olarak verilmişti. Şimdi 11'leri toplayalım. 11 artı 11, 22 eder. Peki, 22 ile kaçı toplarsak 32 elde ederiz? 22 artı 10 işlemi 32 sonucunu verir. Fakat unutmayın, bu kenarlardan birine 10 dersek, diğer kenar sadece 0 olabilir. Yani aslında bu iki kenarın birbirine eşit olması gerekiyor. Peki 10 metreyi iki eşit parçaya nasıl bölersiniz? Onun yarısı 5'tir. Demek ki bu kenarların her biri 5'er metreymiş. 22 artı 5 artı 5 10 demiştik. 22 artı 10 eşittir 32. O zaman bilinmeyen kenar uzunluğunun 5 metre olduğunu söyleyebiliriz.